Valla elektrik canavarı yeni ekran kartı geliyor. 3090 Ti, 450 Watt TDP. Artık ekran kartını kullanan kişi aylık ne kadar fatura öder bilemiyorum. Ya da kullanır mı? <laughs> Öncelikle selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden harika haberler seçtim. O yüzden kısa keseceğim. İçinde Intel var, AMD var, yeni ekran kartı var, yeni işlemci var, ne ararsan var. Evet dostlarım sonunda AMD'de savaşa hazırlanıyor. Intel şu son dönemlerde liderliği eline almaya başlamıştı. Belki de bu durum tersine çevrilebilir. Sonuçta 238 Watt gibi yüksek güç tüketen işlemciler var. Elektrik fiyatları da günümüz koşullarında malum. Şu anda laboratuvarda hali hazırda Ryzen 7000 üzerinde çalışmalar devam ediyor. 5 nanometre Zen 4 mimarisiyle geleceği düşünülen işlemcilerle alakalı zaten resmi kanatta bir video görmüştük. Ekranda da görebileceğiniz üzere son kullanıcı ile buluşması planlanan bu işlemciler performans ve verim kısmında 12. nesil Intel işlemcilerle kapışabilecek potansiyelde gözükmekte. Tabi işin rengi piyasaya çıktığında belli olacak. Bir kere bu yeni seride mimari bambaşka bir boyut kazanmış. Çift kanal DDR5 desteği, 28 PCI Express hattı, 170 Watt TDP'ye kadar skala LGA 1718 soket, Intel ise 1700 kullanıyor. İşin bomba kısmı, Ahmet'in artık pin tasarımını bırakması o kadar çok sevindirdi ki anlatamam. Yok işlemci pinim kırıldı, yok işlemci düştü, zarar gördü derken bunlar tarihe karışabilir. DDR5 kanalı aslında Intel'le aynı. XMP kafasında çalışmaya devam edecek. Chipset en güncel USB bağlantıları sunarken, bir yandan Gen 4 PCI Express, Gen 4 SSD desteğiyle de karşımıza çıkacağı benziyor. Büyük ihtimalle AM4 için aldığımız soğutucular 5'te de çalışabilecek. Marka bu konuda olumlu açıklamalarda bulundu diyebilirim. Ekranda zaten ebat sıkılısını da görebilirsiniz. Aslında tamamıyla eski jenerasyon zen mimarisine nazaran çok daha yeni bir mimari. Yine 16 çekirdek 32 izlik işlemci görebileceğiz. Demoda Ryzen 7000 işlemcimiz tüm çekirdeklerde 5 GHz çalışabiliyor. Bu da tek çekirdekte 5 GHz üstü sınırları daha da fazla zor diyebilirim dememe sebep oldu. Ayrıca beklentiler 7000 serisinde bazı işlemcilerde RDNA 2 mimarili grafikleri entegre olarak görmek. Tabi bu grafik birimleri Intel'in Iris grafik birimleri karşısında daha güçlü olacaktır. Fakat şöyle bir durum var. İşlemci fiyatları artmaya devam ederken yeni nesil geldiğinde Genel tabloya nasıl yansıyacak bununla merak ediyorum. Muhtemelen ufak çaplı düşüşler yaşanacaktır. Baksanıza son 1,5 senede Ryzen 3000 işlemcilerin fiyatı %20 artmış durumda. Peki bizlere kısaca ne gibi yenilikler sunacak bu seri? Watt başına daha yüksek performans, daha iyi overclock, daha iyi platform desteği, 5000 serisinden daha uygun fiyat olabilir. Daha fazla giriş seviyesi işlemci seçeneği, yeni teknolojiler, daha fazla optimizasyon seçeneği. Şimdi dünyanın en hızlı oyun işlemcisi haberine geçmek istiyorum. AMD CS 2022'ye sağlam bir şekilde hazırlanmıştı. Biliyorsunuz ki oyun denilince akla Intel gelirken biraz da bu durumu kırmak istiyorlar. Aynı zamanda AMD 4 platformu hemen terk etmek istemedikleri de belli. Ryzen 7 5800X3 de belki de serinin son işlemcisi olabilir. Çünkü V-Cache özelliği var ve bu işlemci %9 ile %36 arasında değişen bir performans artışı vaat ediyor. Yapılan açıklamalarda 5800X modeli baz alınmış ve 3 kat daha fazla ön bellek var. 96 MB l 3ten bahsediyoruz. Genel olarak bakıldığında AMD'nin kendi yaptığı testler var onları ekrana yansıtacağım. %15 daha fazla oyun performansı sunuyor. E tabi CSGO ve benzeri türevlerde pek bir fark yok. DDR5 bellek kullanan i9 12900K modeliyle kıyaslandığında performans sonuçları yer yer daha iyi ama çoğunlukla baş başa seyrediyor. Aynı zamanda yaza doğru çıkacak ve neler sunacak bilmiyorum ama hala AM4 tercih edenlerin son uğrayacağı nokta olabilir. Dostlar şimdi kısa bir detay paylaşacağım. Intel 12. nesille birlikte AMD'ye kaybettiği pazar payını geri toplamaya başlamış durumda. Aslında Türkiye'de de i5 işlemciler artık peynir ekmek gibi satmaya başladı. En çok satan işlemciler de kafa kafayalar fakat son bir senede AMD'ye nazaran artış sağladı. Gelelim yılın bomba işlemcisine. 13. nesil Raptor Lake, i9-13900K, 24 çekirdek ve 32 izlek sunuyor. Ve tam bir benchmark canavarı olması beklenmekte. Tabi şöyle bir detay daha var. AMD'nin ön bellek çıkışının ardından 68 MB beklentiler arasında olsa da 3D olayı ile birlikte Intel nasıl bir karşılık verecek? Hali hazırdaki teknolojileri bunun karşısında nasıl bir pozisyon alıyor hepsini zaten test kısmında inceleyeceğim. Aynı zamanda bu işlemci 5.5 GHz bu hızlar sunabilir. Bu arada en güzel kısmı yeni nesil bu işlemciler 1700 soketle uyumlu olabilir. Ek olarak Intel'in 12. nesil laptop işlemcisi i5-1240p tek çekirdekte Ryzen 7 5800X gibi güçlü bir işlemci ile kapıştığında bizlere inanılmaz değerler sunuyor. Kaldı ki serinin i7 işlemcisi 11900K'nın hemen yakasında. Bu da aslında laptop kanadı ciddi anlamda masaüstü farkı kapanıyor dememe sebep oldu. Belki de piyasa koşullarında artık laptop almak daha mantıklı olabilir. Böylelikle medya işlerinizi render işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Son haberimizde gelmesi beklenen iki yüksek seviye ekran kartı ile alakalı. Hem Nvidia hem de AMD. Nvidia 3090 Ti ile 4K ve 8K kanadında baskıyı arttırmaya hazırlanıyor. Fakat tam bir enerji tüketimi canavarı. Burada neredeyse dilim dönmüyordu. 450 Watt TDP değerden bahsediyoruz. Ayrıca çift kapasite video belleği derken işler biraz zor. Modül başına 2 GB'dan bahsediyoruz. Ek olarak grafik kartı ilk PC Express Gen 5 güç konnektörü kullanabilir. Nvidia PCB kısmında sanırım hala testlerde ve bir takım değişikliklerde söz konusu oldu. AMD kanadı ise 6900 XT'den sonra 950 xte RDNA 2 Refresh olarak karşımıza çıkabilir. Ya zaten önceki senelerde de yenilenmiş grafik kartları gelmişti RX kartlarda. Öyle çok devasa performans farklılıkları da olmamıştı. E şu an için yeni seride bunları konuşmak çok erken ama bir takım optimizasyonlarla birlikte daha yüksek frekans bu hızlar vaat ediyorlar. 2.5 GHz ve özel serilerde 250-300 MHz farklar olabilir. TDP değerimiz ise 350 olarak beklenmekte. Genel olarak piyasadaki fiyatları etkilesin birazcık düşebiliyorsa diğer kartlar düşsün. Gerisi çok da önemli değil dostlarım. Açık konuşacağım, teknolojiyi takip ediyoruz. Bu illaki satın almamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bütçe konusunda da zaten birçoğumuz zorlanıyordur. Acaba yeni ne çıkmış bunu bilmek güzel bir şey. Bu ücretsiz bir şey. Şayet bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip paylaşmaya devam edin. Bu zaten YouTube'da her kanatta duyduğunuz klasik klişe cümle. Ben de kullandım. <laughs> o yüzden bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, paylaşıp destek olmayı da unutmayın.